Herkese merhabalar, ben Cansu, kanalıma hoş geldiniz. Bilmeniz gereken 6 maskara hilesinden bahsedeceğim bu videoda. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki zil işaretine basarak bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Hadi başlayalım o zaman. Rimmel'in ömrü arkadaşlar açılmadan, yani kapağı açılmadan normal raf ömrü diyebilirim. 2 yıldır. Ama kapağı açıldığından itibaren toplamda kullanım süresi 6 aydır. Dikkat edin, yani kullanım süresi geçmiş olan rimeller doğal olarak kuruyacaktır, bozulacaktır. Ve rimelinizin çok çabuk kurumasını istemiyorsanız kapağının çok sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olarak kullanın. Yani kapağını kontrol edin, iyice kapatarak kullanın ki hem rimelin süresini uzatmış olursunuz hem de çabuk kurumasını engellemiş olursunuz. Evet, kurumuş bir maskaranız varsa, bir şekilde maskarayı açık bıraktık, bir şekilde hava aldı ve kurudu. Bu durumda ne yapacağız? Hemen bir kap içerisine sıcak suyu alıyorsunuz. Maskarayı içerisinde 5 dakika boyunca bekletiyorsunuz. Beklettikten sonra maskaranız hem akışkan bir hal alacaktır ve tabi daha iyi görünüme kavuşacaktır maskaranız. Veya lens kullananlarımız varsa lens suyu da çok işe yarıyor. Lens suyunu yine rimelin içerisine birkaç damla damlatıyorsunuz. Rimeli çalkalıyorsunuz. Çalkaladıktan sonra rimeliniz yine akışkan ve sıvı haline gelecektir. Bu şekilde de rimelinizi kullanabilirsiniz. Kirpiklerin topaklanmaması için özellikle çok fazla rimelin yoğunluğundan topaklanma yapabiliyor. Bu durumlarda ne yapıyoruz? Temiz bir mendil olabilir, bir havlu peçete olabilir. Peçeteye rimeli, yani rimel fırçasını peçete yardımıyla biraz siliyoruz. Sildikten sonra rimeli kullanıyoruz. Bu şekilde kullandığımız zaman topaklanmayı gerçekten gidermiş olacaksınız. Veya özellikle rimeli kullanırken rimeli bu şekilde çıkarttığım zaman kenarına bu şekilde biraz fazlasını alıp kullanırsam bu da yardımcı olan yöntemlerden bir tanesi. Bu şekilde hem rimelin yoğunluğunu azaltmış oluyorsunuz hem de o yoğunluktan oluşan topaklanmayı da gidermiş olacaksınız. Evet, ben kirpiklerimin tek tek ayrılmasını istiyorum, birbirine yapışmasını istemiyorum, topaklanma istemiyorum diyorsanız temiz bir görüntü elde etmek için ne yapıyoruz burada? Hemen temiz bir rimel fırçası alıyoruz ve rimel fırçası yardımıyla ne yapıyorum? Önce rimeli uyguluyorum. Rimeli uyguladıktan sonra temiz bir fırça yardımıyla bu şekilde yukarıya doğru tarıyorum. Bu işlemde dediğim gibi hem kirpikleriniz birbirine yapışmayacaktır hem de daha temiz bir görüntü elde etmiş olacaksınız. Eğer kirpiklerinizin daha uzun ve daha gür görünmesini istiyorsanız 2 kat maskara yeterli olacaktır. Ama bunu uygularken önce ne yapıyoruz? İlk maskaramızı uyguluyoruz. İkinci uygularken yine tüpe batırıp rimelimi fazlasını bu şekilde kenarından alıyorum ki bu işlem bana ikinci uygulamamda topaklanma yapmasına da engel olacaktır. Hemen böyle sıyırdıktan sonra fazlasını ikinciye tekrar uyguluyorum. Bu işlemi yaptığım zaman da aynı zamanda kirpiklerim hem daha uzun hem de daha gür bir görüntüye kavuşmuş olacaktır. Evet arkadaşlar, hazır uygulama kısmından da biraz söz etmişken 5. rimel hilem de şu. Fırçayı, yani rimel fırçasını hafif yuvarlatarak uygulama işlemi. Neden böyle söylüyorum? Kirpiğimizi, mesela fırçamızı aldık. Bu şekilde koydum ve sadece şu hareketlerle uygulama yaptım. Bu şekilde bir uygulama yaptığım zaman ne olacaktır? Otomatik kirpikler birbirine yapışacaktır. Kötü bir görüntü ortaya çıkacaktır. Bunun önüne geçmek için ne yapacağım? Rimel fırçasını koyuyorum. Hafif bir zikzak hareketi oluşturuyorum. Daha sonra yukarıya doğru parmaklarımla yuvarlak çizerek devam ediyorum. Bu işlem aynı zamanda dediğim gibi o kirpiklerin yapışmasını da engelleyecektir. Rahat bir uygulama da sağlayacaktır size. Bu da iyi bir maskara hilelerinden bir tanesi.
Evet arkadaşlar, 6. maskara hilesinden devam ediyorum. Benim en sevmediğim makyajda en sevmediğim durumlardan bir tanesi. Şimdi makyaj temizleme suyuna döküyorum pamukla. Farımı çok rahatlıkla temizliyorum. Yüzümü siliyorum vesaire. Ama iş maskarayı, yani rimelimizi temizlemeye geldiğin zaman orada duracağız. Neden? Pamuğu sürdüğüm an direkt gözümün altlarında siyahlıklar oluşacak. Çok rahat bir temizleme olmayacak ve çok uğraştığımız yöntemlerden bir tanesi bence bu. Bu durumda ne yapıyorum? Rimelimi temizlerken arkadaşlar, pamuğu bu şekilde kullanmayacağım. Yani pamuğu böyle direkt gözüme uygulamayacağım. Ne yapacağım burada? İkiye katlayacağım pamuğu. Tabii ikiye katlamadan önce ne yapıyorum? Önce makyaj temizleme suyumu döküyorum pamuğumun üstüne bir güzel. Daha sonra bu şekilde ikiye katlıyorum. İkiye katladığım zaman şu kısmıyla rimelimi yukarıya doğru hareket ettirerek çok rahatlıkla silme imkanı sağlıyorum. Aynı zamanda göz altlarıma da bu şekilde bulaşan, sildiğim zaman o bulaşan lekeleri çok güzel rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Bu yöntemle rimelinizi temizlerseniz bence çok rahat bir temizleme yöntemi olacaktır. Öbür türlü çünkü komple gözümün etrafına bulaştırmış oluyorum. İşin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bu yöntemi kullanırsanız hem gözümün alt kirpiklerine bile bu şekilde ulaşabilirim. Üst kirpiklerini de silerek çok rahatlıkla temizleyebilirim. Evet arkadaşlar, videonun sonuna bu şekilde gelmiş bulunuyoruz. Sizler için oluşturduğum 6 adet belli başlı maskara hileleri hemen hemen bunlardı. Tabii sizlerin denediği farklı maskara hileleri olabilir. Bana aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Veya benim daha sonra keşfedeceğim farklı hileler de olabilir. Neden olmasın? Bunları daha sonra farklı videolarda tekrar buluşabiliriz. O zaman yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.